Öğretmen ataması bekleyen adaylar gözlerini kabine toplantısına çevirirken Milli Eğitim Bakanı'ndan da yeni bir açıklama geldi. Şimdi o açıklamanın ayrıntılarını alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor ve sözü İlter'e bırakalım şimdi. Merve Özkan Cumhurbaşkanlığı kabinesi pazartesi günü toplanması bekleniyor. Tabii ki Öğretmenlerin gözü de bu kabine toplantısında olacak. Yusuf Tekin özellikle son iki haftadır öğretmen atamalarına ilişkin önemli mesajlar veriyor. E, ne kadar öğretmen atanacak buna ilişkin henüz bir e, açıklama gelmiş değil. Ancak Cuma-Pazar e, pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısında kafalardaki tüm soru işaretlerinin soruların yanıt bulması bekleniyor. Geride bıraktığımız gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur. Bu açıklamayla birlikte tabii ki büyük bir heyecan da oluşmuş durumda. Ne kadar öğretmen atanacak? Branş bazında ee, ne kadarlık bir kontenjan ayrılacak bu soruların yanıtı e, kabine toplantısında e, bu sorular kabine toplantısında yanıt bulmuş olacak. Tabi kabine toplantısının önemli gündem başlıklarından birisinin de e, İsrail İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıların olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta e, İsrail İsrail'le e, ticaret durdurulmuştu. Buna ilişkin Ticaret Bakanı'nın bir e, sunum yapabileceği ifade ediliyor. Yine Kabine toplantısında terörle mücadele, iç ve dış politikaya ilişkin önemli başlıkların gündemde olması muhtemel. Bu kabine toplantısının en önemli başlığı tabii ki öğretmen atamaları olacak. Buna ilişkin rakamlarda pazartesi günü kabine toplantısının gerçekleşmesi halinde kamuoyuyla paylaşmış olacak Merve Özkan.